En önemli 3 şeyden bahsedeceğim. Gerisi değişebilir. En önemli PvP'deki şey Vigor. Vigor'un olması lazım ve Vigor'u neredeyse bittikçe 5 saniyede bir cooldown'u var. 5 saniyede bir açık dünyada bunu yapman tamam biraz zor ama ben artık neredeyse %100 biriyle VS atıyorsam özellikle neredeyse %100 uptime Vigor tutuyorum üstünde yani. Bu oyunda asıl defans armorunuzdan gelmez. Armor önemlidir ama asıl defans healinginizden gelir. Açık dünya açık konuşuyorsak healing artı LOS yani line of sight'tan gelir. Yani kite'lamaktan gelir. Ama VS'de kite olmadığı için en güzel defansınız iyi bir healing'dir. Ondan sonra armor'dur. Dolayısıyla Vigor kesin olması lazım ve Vigor'un ne olabildiğince uptime tutmanız lazım. Bu bir. İkincisi oyunda basic buff'lar var. Bir tanesi Major Resolve bak bunu da gösteriyor. 6K armor veriyor. Her karakterin kendine ait bir skillinde bu Major Resolve'u alabiliyorsun. Her karakterde var bu skill. Bak mesela bende bu. Sen bas lan. Bassana bu ordununla. Onda da şeyler var. Ice Spike'lar var kollarında falan gördünüz mü? Armor bas lan. Bak bas sırtında falan armor çıktı gördünüz mü? Onun skill'i de o. O da Major Resolve'unu oradan alıyor. Şuradan alıyor. Onun dışında Major Brutality ve Major Sorcery. Bu da senin damage'ini %20 artırıyor. Bu da aynı şekilde her class'ta kendine ait bir skill'de var. Bak bu bende. Bunda da bu ahtapot var ya. Bu ahtapot onunki. Bu buff'ları, bu saydığım Major Resolve, Major Brutality veya Sorcery ve Vigor'u bu üçünü PvP'de %100 uptime'a yakın tutuyorsan tutabilmen lazım. İyi bir PvP atmaya başlamak için. En basit olarak bu üçünü %100 uptime tutman lazım gibi bir şey. Adam akıllı bir şey yapmak istiyorsan yani. Ama ya bu en basic'ini söyledim sana. Ama o kadar dallı budaklı ki, o kadar dallı budaklı ki anlatamam. Oynadığın kendi skill'lerini bir yerden sonra siktir ediyorsun. Adamın karakterlerine de çok hakimim ya ben bütün karakterlere, her skill'ine, her şeyine. Mesela ne takip ediyorum biliyor musun? Bu adam çok tank. Çok tank ya çok ölmüyor kolay kolay. Ay, çok güzel burstlemem lazım. Şunu koşturuyorsun bir yerden sonra. Bu adama Hunting Curse atıyorum. Hunting Curse adamın üstünde 3,5 saniye sonra patlıyor tamam mı? 3,5 saniye sonra patlıyor ya. Ben o zaman da back barımda atıp üstümde Essence Thief'imin olmasına dikkat ediyorum. Essence Thief alıp üstümde %10 buff varken ondan sonra buna atıyorum Hunting Curse'ü 3,5 saniye sonra patlayacak. Aynı zamanda o Hunting Curse'ü ve kombomu öyle bir ayarlıyorum ki sırtındaki armor skill'i gidiyor ya. Armor gittiği anda genelde her ne kadar iyi oyuncu olursan ol armor skill'ini böyle arada bir o VS'nin heyecanıyla 3 saniyeyle 4 saniyeyle 5 saniyeyle kaçırdığın aralıklar olur. Adamın armor skill'ini takip edip adamın armor'u düştüğü anda bütün kombomu indiriyorum ki adam 6K az armor'u varken benim burst'ümü tanklasın. Dolayısıyla daha fazla damage yesin diye. Ve aynı zamanda hem Hunting Curse'ümü aynı anda patlatmaya çalışıyorum. Hem Essence Thief'i hem basic atakı hem crystal weapon'ı hem dawnbreaker atıp adamı stunlayıp adam stunlı olduğu için dual wield'ınla dönüp dual wield'ınla da stunlı adamlara daha çok vurursun. %15 daha fazla vurursun. Bunun timingini koşturman gerekiyor ki bir yerden sonra yüksek level VS'lerde ancak rakibini bu şekilde kesebiliyorsun. Yani ben sana ne anlattım? Çok basit bir şey anlattım. 3 tane buff'ı, 3 tane skill'i durmadan döndürmen gerekiyor diye anlattım. Bu en basit giriş yani anladın mı? Elementary bu. Birinci sınıftan girdin. Benim demin anlattığımda üniversite diyelim. Ama daha bunun yüksek lisansı falan da var emin ol yani. Bu da öyle zank diye birden olacak bir şey değil açıkçası. Ben de her seferinde ay düştü böyle şey olacak falan filan demiyorum. Bir yerden sonra otomatikman falan oluyor bu iş kafamda. Hem tecrübe, hem kas hafızası, hem yetenek, hem timing, biraz da şans oldun mu oluyor. Evet böyle açıklayıcı anlattım. Aslında böyle bir YouTube videosu da yapsam güzel olurmuş lan. Böyle bir YouTube videosu yapmadım ha.